Bismillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, bu akşamki konumuz şu. Şimdi bir tren var. Hiçbir şey yaramaz. Ray koyuyorsun, işe yarıyor. Nur hizmetinin İğne, iki tane ana sistemi var. Lokomotif, bir de ray. Bu ray sistemi, okunan sözler, mektubat, lemalar, şualar, imani mevzuları bilgi topluyor da, fakat uygulama yapamıyoruz. Uygulama yapar. Mesela şeyinizde var. Mustafa abi, şöyle sen geç abi. Gençler evet. Biraz yardımcı olur. Hı. Şimdi size bir hatırlatırsanız bana. Bu kafa yönetimine ait size bir şey çizeyim. Olur abi inşallah. Ustadı rüyada gördüğüm şeyi. Yani kafa nasıl yönetilir? Şimdi değil. Bitince yapayım. İstediğinizi sorarsınız onunla alakalı. Kafanın içini, röntgenini, duygularımı, düşüncelerimi, hayallerimi nasıl yönetirim? Ama çıkınca da tabii terapi parasını veririz. Doktorluk ya. Şimdi uygulanmayan bir ilim vehim ve vesvesedir. Yani elde edilen ilim, seyredilen film veya ses, bunlar vehim, yani düşünce bozukluğuna veya genişliğine veya vesveseye vesile olur. İtikada ait, amele ait vesveseler olur. İmanı olana imansızsın, abdesti olana abdestsizsin der. Bu vesvesedir. Kalbe aittir. Olmayan düşünceleri var zannetmek, zanın çoğusu haramdır. Ayet-i kerimeyi sığınca, olmayan düşünceyi var gösteren vehimdir. Ne olur? Aklınızın belası akıldır. Düşüncelerinizin belası düşüncelerinizdir. Düşüncelerinizi düşünceyle yok edemezsiniz. Düşüncelerinizi düşünceyle yok edemezsiniz. Çünkü dert sizin, derman da siz. Zordur. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu elden önce el vardı. Bu gözden önce göz olması lazım. Koltuk altı mı, buraya mı, buraya mı, nereye konulacağını. Ve gözü yaparken bu göz yoktu, bu gözden önce göz olacak. 3 tane örnek vereceğim. Bu el yapılırken, bunu böyle ayarlarken bu el kullanılmadı, yoktu. Bundan önce el olması lazım. Bu göz yapılırken ve konarken, bu göz yoktu, önce göz olması lazım. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu akılla bu aklı yönetemezsiniz. Bu aklı yapana aklı teslim ederseniz, kontrolü alırsınız. Dikkat edin. Düşüncenizden kurtulmak için çabalıyorsunuz. Hepimiz ya. Peki, düşünceler, kötü düşünceler bende, ben onları baş etmeye çalışıyorum. Bana rağmen niye var? İnşallah onu göstereceğim sonunda, son 10-15 dakika. Şimdi bu akşamki durumumuz, aile hayatında, evde, ve akrabalık münasebetlerinde ve toplumda, hizmette birbirimize bakış tarzını temin eden hazm-ı nefs ve hissiyatı feda etmek dersi. Kavgaların temeli. Bilmiyoruz. Ölçü bilmiyoruz, kuralı bilmiyoruz, sistemi bilmiyoruz. Nerede, neyi, ne zaman nasıl yapacağımı bilmediğim için hak ararken hakları ortadan kaldırıyoruz. Onunla alakalı, mevzuyla alakalı sorum sorabilirsiniz. Biliyorsam cevap vereceğim. Bunları bak buradan beri şey yapıyorum. Bu
hizmet dosturları diye. Bunları okudum farz ediyorum. Burayı da okudum, bunu Bahattin inşallah size okur. Burada ben Hulasa Nevi'nden madde madde, çabuk olsun, kısa olsun diye madde okuyacağım. Biraz izah edeceğim maddeleri. Yani olayı bilmiyoruz. Birbirine karıştırıyoruz. Nedir onlar? Fert kendi namına hazm-ı nefs edip affedebilir fakat cemaat namına edemez. Birinci dostu bu. Mesela ben bir şeyi temsil ediyorsam sonra evde uygulayacağım. Mesela bir şirketteyim. Kurumsal bir şirkette müdürüm. Evde aile değil. Akrabada bilinen bir insanım. Belirli bir mevkiye gelmişim. Gönül üzerine tabii. Ailede, akrabada, gönül üzerine bir makamdasın. Ailede reisin, yani yönetim, Allah Resulü de sana yüklemiş. Bir şirkette bir vazifen var. Oradaki hukuk şöyle oluyor, evde de. Kendin adına hazm-ı nefs edersin. Tamam, helal ettim. Tamam, caiz. Hakkımdan vazgeçtim diyebilirsin. Ama geneli yönetirken, umumu hukuktayken hazm-ı nefs edemezsiniz. Tamam, helal olsun, ben helal ettim diyemezsin. Çünkü temsil ettiğin kurum, makam bunu müsaade etmiyor. Çünkü haktır. Demek ki fert kendi namına hazm-ı nefs eder. Ama geneli yapamazsın. Evde de öyledir. Ben reisim diye firavun değiliz. Nemrut da değiliz. Tamam. Despot da değiliz. Umumi bir ahva kültürdür, gelenektir, eğitimdir ve cinsiyetine, yaşına göre muamele etmen gerekiyor. İki, şahsi haklarda affetmek fakat umumi haklarda ise hakkı müdafaa etmek meselesiyle alakalı bazı parçalar anlatılacak. Fert mütekellim hakkı olsa musamahası ve fedakarlığı amali salihtir. Mütekellim malgar olursa hiyanetin amali talihtir. Yani bu cümleler hukuki bir cümlelerdir. İslam hukukunda uygulanan bir hukuki bir sistemdir. Tabirler çok bardak suya benziyor. Çok şey içine alıyor. Onun için böyle lügatı tarzda olmuyor. O tanımlamaları göstermen gerekiyor. Şu, ben Hasan'ım. Mütekelim vahde, yukarıdakine benziyor bu. Hukukuma tecavüz ettiler. Hukukuma. Mesela hakikaten öyle oldu. Bir sürü hadiseler küfreden oldu, şey yapan oldu, takdir, tenkit benim başımda geçen hadiseyi biliyorsunuz. Şimdi hiç kimse bana diyemez ki sen hakkını helal et. Böyle bir hakkı kimsenin yok. Fakat ben, siz de şahit olun ki hakkımı helal ettim. Her türlü hakaret eden hakkımı helal ettim. Hakikaten ettim ya. Bir şey anlatmak adına değil. Fakat benim şahsımda uygulamaları yapıyorum şimdi bunu. Benim şahsımda beni bahane ederek hizmete, cemaate yapılan hücumlara, hakaretlere, ithamlara hakkımı helal ettim demeyle o helal olmuyor. Edemem de hakkımda yok. Mütekellim yani ben vahde olsam, yani mevzu ben isem affetmek amali salihtir. Mütekellim mal gayrı olursa, yani mevzu benim şahsımda kurumumsa, temsil etmiş olduğum bir makamsa, bu cemaat olur, aile olur, akraba şey olur veya şirkette kurumsal bir yerde makamdasın. Affetmek ihanettir, amali talihtir. Kamu davası. Kamu davası. Mesela diyor ki, ben hakkımı helal ettim diyor trafik kazasında veya komşu komşuyu vurmuş, köylerde oluyor. Tamam biz anlaştık savcı bey. Bırakıyor mu seni? Amme davası var. Şimdi ben peki hakkımı helal ettim. Hakikaten şahsi hakkımı helal ettim ama peki
Allah benim hakkımı sildi mi yani böyle demeyle? Hayır. Benim şahsımda gözüken Esma-i Hüsna'nın hukuklarına tecavüz olduğundan amme davası devam ediyor. Ahirette her bir esma, bende gözüken esma ondan hakkını alacak. Amme davası devam ettiği için. Şimdi evde de öyle. Çocuktur, onun da hakkı var. Onunla alakalı şeylerde hakkı vardır. Mesela evlenirken eşinizin namusunu ve iyaşesini derüte etmişsiniz. Etmiş ya. Yani. Nikah bu. Namusunu, can güvenliğini, iyaşesini, izzet ve şerefini ve dini anlayışını ve hürriyetini, meşru altı tanedir, şahsi hürriyetini temin etme adına derüte etmişsin. Ya ben 3 gün aç duruyorum, 3 günde bir yiyorum. Sen hanım sen de öyle yok diyemezsin. Böyle bir hakkın yok. Yani kendi hukukundan vazgeçebilirsin. Ama temsil etmiş olduğun şeyden vazgeçemezsin. Başka bir madde şöyle geçiyor. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefseder, tefaül edemez. Millet adına tefaül eder, hazm-ı nefsedemez. Mesela ben fedakarlık yaptım. Vay mi benim gibi falan bir tane, ben böyleyim falan. Yapamazsın bir de. Yani bu fedakarlık öyle bir üstünlük manası yapamazsın. Mesela diyelim ki evde yemedin yedirdin. Vay be ben ne kadar kahramanmışım. Yok aslı vasıfendir ya. Mesela bir misal vereyim. Uygulanmış bir misal. Bana kadar gelmiş bu mesele. Esrar içiyor adam. Ev tabii alt üst. Satacak bir şey bulamadı. Evdekiler de bağırıyor. Karısına kızına karşısına almış adam diyor ki bu terbiyesiz. Ya diyor bana ne bağırıyorsunuz diyor esrar için. Ben sizi mi satıyorum diyor. Yani satmamakla karamanmışım yani. Yani bunu Bahattin'e vereceksin. Tamam mı? Bu duruma. Bir kovada su olsun. Az mı yersin çok mu? Şuraya bak ya. Böyle bir şey yani. Böyle bir zalim yani. İnsan değil ki. Yani kime teslim ediyorsun yani? Ama başta da kabahat bizim oluyor. Evi var mı? Va. Aması mı ama? Va. Verdim gitti. Dini var mı sormuyor. Dini var mı? Soru olur. Çok sevdim. Ya. Elektriklendim. Ne oldu şimdi? Elektrik mi kesildi? Oldu okulda. Okuldaki o şeyler insan nasıl böyle şey yapılıyor? Çok güzel birisi bir söz söylemiş. Kadınlar biliyorsunuz görseldir. Erkekler işitseldir. Erkekler görmeyiyle sever. Kadın işitmeyiyle seni seviyorum çok değerlisin önümcüm gibi. Erkeğin yalanı kelamdır. Kadının yalanı elbisesi ve makyajıdır. En kaliteli, en ciddi tesettür makyajdır. Çünkü ortada kendisi yok. Kendisini görmek için 7 kat toprağın dibine inmen lazım. Kendisi yok. Ne zaman evlendin, kendisi ortaya çıktı, banyoda yıkandı. Ha vay be. Bu da haktır. Onun için anlatıyorum. Bu da haktır. Bu asrın acı bir hassasıdır. Bak bu da antika. Bu asrın bir özelliği varmış. Bu asır. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade saf terunu. Müslümanların saflığına bak. Neymiş o? Şu, dehşeti canileri de Ali Cenab-ı Hak'ın affetmesi. Niye affediyor? Dehşeti cani affediyor. Siyasi seçimlerde de, şimdi göreceksiniz bunu. Dehşeti cani, insan etini yiyen veya kanını yemen insanı affediyor. Ve bir tek, niçin? Bir tek haseneyi görüyor, bir tek güzelliği görüyor. Ama binler seyyiatı,
binlerce maddi ve manevi hukukun mahvetmiş insanlığın tarihine baktığın zaman mazide o kadar mezarlığı var ki bunun maddi ve manevi. İnsan kanını emmiş. İnsanların maneviyatını yok etmiş. Dinini, imanını, namusunu, camisini, kültürünü tarumar etmiş. Bir iyiliğini görüyor. 99 tane cinayetini affediyor. Umre'ye gitmiş mesela bir tane öldürüyorlar. Zındıklık yapıyor. Ama öldükten sonra bak Umre'ye de artık turist gibi gitmiş herhalde. Evet. Bazı insanlar seviyor. Oysa senelerde ben anasını ağlatmış Türkiye'nin. 276 tane ayet kafama yatmıyor diyen adam o. Diye Umre'ye gitmiş zemzem de içememiş. İçirmemiş Mevla. Şimdi veya şöyle yapmış böyle yapmış. Şimdi beni konuşturmayın zaten konuşmayacağım. İnsanların namusunu, vatanını, milliyetinin kutsiyetini, temsilciliğini, İslami rolünü tarumar etmiş. Bir iki tane sıfatından bak. Binler manevi ve maddi hukuku ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görsen, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Taraftar oluyor ona. Ona taraftar çıkmasıdır. Bu surette, mesela diyelim ki şurada bir tane belediyede ve başbakanlıkta bir memur bir işini yapmış. Vay be ne iyi adam. Adaletli adam, dürüst adam. Niye? Vazifesini yaptı ya. İşi bu. Ne iyi komutan savaştı. Lan zaten işi bu ya. Önce para alıyordu. Vay be ne iski memuru suyumu bağladı. Lan zaten işi o ya. Ne iyi doktor ilgilendi. Zaten ilgilenmemesi cinayet. Onun aslı vazifesi bu ya. Şimdi acayip bir şey. İyilik zannediyoruz. Karaman zannediyoruz. Ne iyi? Vazifesini yapması. Zaten vazifesini yapması aslıydı. Yapmasaydı cinayettir zaten. Ne büyük Abdülhamit'miş. Lan zaten padişahı yapacak tabii ya. Bütün şeyleri, kralları, cumhurbaşkanları düşün. Bir iyiliği var. Zaten böyle yapacaktı ya. Ama o iyiliği kendi ona veremezsiniz. Çünkü devletin sistemiyle yapılan bir iyiliktir. Ama kötülük şahsa verilir. Genellenmez. Onun eksikliğiyle olmuştur. Ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu surette, yani bir iki iyiliğini görüyorsun, bu milleti maneviyatını yok etmiş, talan etmiş, mahvetmiş ya. Sirkeci'deki, siz yaşınız gençtir, biraz orta yaşlılar bilir. Sirkeci'deki gar var ya, Garıyandı Cami, Turgut Özal zamanında yapılmış. Orası meyhaneydi ya. Aslı camiydi, adam orayı yıkıyor, meyhane yapmış bunu. Yani meyhane. Fındıkzade'de bir cami vardı köşe başında. Bir haneye vermiş. Kızıl Elma Caddesi var. Adli Tıp'a giderken solda. Umumi bir tuvalethane. Orası camiydi, külliyeydi, medreseydi. Acayip yani böyle. Bir iki tane bir şey görüyoruz. Bu cinayetleri affediyoruz. Bu sefer onlar ekali kali çok az kişi olduklarından ama bir iki tane güzel sıfatından hemen o küllümen taraftar oluyoruz. Şerine ortak oluyoruz. Manen iştirak ediyoruz. O bizim manevi muhabbetimiz onun ayakta durmasına, sisteminin ayakta durmasına vesile oluyoruz. Cinayet işliyoruz. Ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu surette ekali kalil olan, çok az olan, ehli İslam'a göre az olan bunlar, ehli dalalet ve tuyan, saf dil taraftarlar ile, az seçimde giriyor onun için, saf dil taraftarlar ile ekseriyet teşkil ederek, saf dil ya saf, hiç bakma, ben ona bakmam diyor. Dini tarafına ki, lan bana ne diyor, lan senin dinin tarumar etmiş ya. Ya, armağan etmiş. Sen biliyor musunuz? Tanrı oludur. Ekseriyetin hatasına tertip eden müsbet amelin devamına ve idamesine belki teşdidine kadir ilahi fetva verirler. Biz buna mustakız derler Kastamonu 25. Yani niye bu musibet devam ediyor? Niye başımızda böyle sıkıntılar var? Niye böyle zalimler tepemizden çıkmıyor? Biz nasıl olursak başımızda öyle olur. Hadis var ya, siz nasıl olursanız başınızda öyle olur.
Ya memur böyle. Yapamazsam diyor ki, maaşınızın, paranızın, bir nimetin nereden geldiğini öğrenmek istiyor musunuz paranızı? Nereye gittiğine bak. Bereket bulamıyorum. Doğru iş yapmıyoruz ki. Çalıştığımız yerde çalıyoruz, zamandan çalıyoruz, adamdan çalıyoruz. İşimizi yapmıyoruz yani. Çalıyoruz yani. Minnettar oluyoruz ha memur polis vazifesini yapınca. Acayip bir şey ya. Mesela kul hakkı hem de senle benle haklar helallaşırız ama memurun kimle helallaşacak bu devlette? Adam 7-8'de vazife yapacak, 9'da vazife yapıyor. 5'te çıkacak, 3'te 4'te çıkıyor. Ondan sonra çoğusunu yazhanesine gönderiyor. Orada şey yapalım. Veya özel çalıştığı hastaneye. Oraya gelin diyor. Bu hastane müsait değil diyor. Devlet hastanesi. Yani bu insan suretindeki bu canavarlar acayip bir şey ya. Nasıl yaşıyoruz bunlar içinde? Ameliyata lüzum yok. Paran için ameliyat yapıyor. Hadi para bir şey değil. Sağlığını tarman ediyor. Canavar ya. Bundan daha büyük canavar nasıl olur ki? Ameliyat gerekmediği halde seni kesiyor ya. Yoğun bakımı alıyorlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Yoğun bakımı almışlar adam. Durdukça para yazıyor. SSK'dan alıyorlar. Ve gene hadi yoğun bakım. Ya hiç fıtratı, gayri fıtrı olan sezeryan yapıyor ki ameliyattan para alacağım diye. Oysa fıtrı doğum çok müsait. Yapmıyor. Yani bunlarla bahsediyorum. Aklınız herhangi birisine takılmasın ya. Bu nasıl bir şey? Peki niye böyle başımıza bunlar? Biz de bu tipteniz demek ki. Abi biz değiliz. Ekseriyeti bu. Taraftar oluyoruz ya. Bir iki tane sıfat görüyoruz. 98 tane canlı sıfatına bakmıyoruz. Tarafını görmüyorsun. Kur'an'a safsata diyor. Müslüman namı altında olanlar taraftar oluyor. Kur'an'a safsata diyor ya. Safsata safsata. Taraftar olursan böyle olur başımız. Ya. Ekseriyet teşkil ediyor. Ya taraftar olunca onlar azdır. Müslümanlar çoktur. Ne taraftar olmayla bu sefer zulmü alkışlıyorsun. Allah da böyle muamele ediyor. Hangi geceydi? Bir senelik muamele toplanıp o gece karar veriliyor. Hatırladınız mı? Berat. Berat gecesi. Çekirdektir senede. Yani sevap cihetiyle Kadir gecesine yetişilmez ama senenin çekirdeği olması bakımından Berat gecesine yetişilmez. Bir sene geçerek, bir sene içinde bütün bu milletin yaptığı ameller semaya gidiyor. Allah onu hamur ediyor, çekirdek yapıp gelecek seneki ağacımız oluyor. Biz böyle layıkız ya. Taraftar olmayacaksın kardeşim. Bir taraftar olmayacaksın. Yani da memleket içinde menfi hareket, vurmak kırmak yoktur. Cihad-ı manevi vardır dahilde. Cihad-ı manevi Türkiye'nin dışındadır. Menfi hareket yoktur. Hatta senin arabadan makas yaptı, bilmem ne yaptı adam, senin arabana kadar inse küfretse de bakma. Meşgul olma. İnan olma. Olma. Maddi mücadele yapma. Kazanımın olmayacak. Belki bir kazanırız ama 9 defa yani genellenecek o şey. Sıkıntın artar. Ölçümüzü tutacağız böyle. Manevi. Bir de memleket, mukaddesat. Yok. Efendim şöyleydi, böyleydi. Olsun sen deme Hasan. Demedim zaten. Müslüman, Müslüman olacak. Adam gibi yaşayacağız. Yerinde kullanılmayan hayat da bize lazım değil. Bu ustadın sözüdür. Yani bunu evde de kullanacaksın. Bir iki tane ili var. Akrabalarına bakıyorsun zalim ya. Despot adam ya. Yani çoluk çocuğuna zulmediyor. Namaz kıldırmayan insan var. Ha biraz önce bakalım. Esrar için bilmem satıyor bilmem ne yapıyor. Bir daire sattı, iki daire sattı. Sıkıştılar tikeni dairesine. Seni mi satıyorum ki bana karşı geliyorsun? Şuraya bak ya. Karısına diyorum. Ben bunda ne işim var ya bununla yaşamaya? Anlayamıyorum ki. Bazı anlamsız böyle basit şeyle boşananlar var. Bazen de olmaması gereken birliği evet. Nasıl devam ediyor? O aklım almıyor.
İntiharlar savaş zamanlarında azalıyormuş. Musibet zamanında insan daha farklı düşünüyor. Kocası içi içiyor. Yani başkasının kurulu düzeni daha güzel. Kocası içi içen, eve tekmeyle giren hanımının söylediği söz şu. Ya yeter ki diyor dışarıda kalmasın, gelsin evinde kalsın, bir şey istemiyoruz. Böyle. Musibette böyle bir hal oluyor herhalde. Lüks, zengin, 100 küsur metrekareden bir karı koca 6 ay sonra boşanma davası açıyor. Böyle bir despotun altında lan birkaç defa diyorum kadına, beni ne arıyorsun ağlayarak, boşan lan. Öyle demek kolay diyor, nasıl boşanır diyor yani. Al. Boşan, eften püften boşananlar var. Acayip bir şey ya. Yani bu hep okuduğum mevzu. Hakkı bilmiyor. Ve çocuğun hakkı var lan. Sen fedakarlık edebilirsin kadın. Ama böyle bir adam bu çocukların babası olamaz ya. Canavar bu ya. İnsan suretinde canavar ya. Sokaktakiler herkesi insan mı zannediyorsunuz? İnsan suretinde insi şeytan diyor. Üstad. Şeytan ya. Libasını aynı ruhuna uygun libas olsa şeytan. Ağza şeytan. Hem Ali Cenab-ı Ali affetmek ise yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkında vazgeçse hakkı var, yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canileri afufkârına bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur. Peki bu çocuklar nasıl yetişiyor? Ya bizim komşuyla iki kelam edeceğiz dedi en az 2-3 saat da. Çocuğu televizyonun karşısına koyuyor anne. Saatlerce şunla bunla ya telefon ya bilgisayarda ya komşuyla chatleşme adına koyuyor çizgi filmin karşısına. O çocuk ondan ne alıyor? Illuminati, subliminal sistemle çocuğun beyni bloke ediliyor. Büyüyen çocukla bu olur. Tipi tipten çıkmadı ya bu insan. Tombala da çıkmadılar. Nasıl çıktı bu? Nereden çıktı bu? Beyin gidiyor, beyin. Sömürülüyor yani. Beyin kalmıyor ki çocukta. Peki, onunla büyüyen çocukları ben söyleyeyim. Benim çocuk öyle de. Şöyle. Geçimsiz. Bağnaz. Niyesini söyleyeceğim. Ne verirsen ver. Ver bunu altın. Hayır, istemem. Verin çörenköyü doymaz. Yani tatmin edemezsiniz ya. Bir garip bir ruh. Niye? Doğru yaşamak için kafanın ve ruhun imal ettiği ruh sömürülüyor televizyona, oyunlara. Yani kendini nasıl kontrol edeceksin? Koltuktan kalkamıyor ki. Nasıl kalkacaksın? Enerji bitiyor bak. Koca koca adam koltukta oturuyor. Televizyon kumanda senin de. Şimdi o kadar televizyon sömürüyor ki haramdan bahsetmiyorum herhalde yoksa. Bitti. Kalksın da yatsın hayata. Kalkamaz. Çünkü ceylan yok. Sonra 1-2 saat orada demlenecek ruh Allah için bir enerji mal edecek de yatağa gidecek kadar yürüme enerjisi olacak. Bir de illuminati varsa veya subliminal mesaj varsa, yöntem varsa ki olmaması mümkün değil. O beyin ne oluyor? O çocuk peki o çizgi film karakterin çizgi film bilmiyor ki. Doğru biliyor. Doğru bildiği için peki o filmi kapattınız, televizyon kapattınız, tableti kapattınız, kafası kapandı mı? Yatağa girdiği zaman artık onun kaygılarını yaşayacak. Onun karabasanlarını yaşayacak. Onun fırlamalarından böyle yataktan ağlayarak kalkmasını yaşayacak. Ondan sonra karşımıza garip bir model çıkacak. Ne hiçbir şeye benzemiyor. Ondan sonra düşecek. Sahtekarların kucağına o nuska yaptılar. Cin çarptılar. Ne cini lan? Televizyon çarptı işte. Kim çarptı belli. Çarpan belli ya. Çarpın bu toparlaması çok zor. Bunlar keramet değil, mucize değil ya. Bu garip şey değil. Bu sistemin neticesi işte. Beyin sömürülüyor. Öyle insan biliyorum ki 14 yaşında karşıda bir tane bir hastane var. Amerikan bilmem Rothschild bir hastane ne diyor? Telaffuz edemiyorum. Memur yok yok yok. Çağlayan'da. Falan ha işte o hastane. 14 yaşında tekstil fabrikasının oğlu bir oğluymuş. O kadar tablette, bilgisayarda, cep telefonuna şey yapmış, beyin sömürülmüş. Kaldığı gibi kalmış, kaskat kalmış. Beyin bitmiş. Hiçbir enerji yok. Gözün parmağını götürüyorsun, kapak oynamıyor. Blok olmuş.
Beni de çağırdılar da tanıdık birisi vardı doktor. Abi acaba diyor, yani senin sizinle alakalı cin mi bloke etti? Bıraksan ne cin ya? Her şeyi yüklüyoruz ha. Adam da masum yani. Cinle de masum var. Sen cin de orada bekliyorsun. Her şey cin oluyor. O Anderoğlu Anderleri de böyle cin namı altındaki sahtekarın kucağına düşüyor. Ooo, beş tane şey var. Zıkkımı kükü var. Cin çarptı. Başka bir şey yok da çarptı. Seninle uğraşacak. Zaten sana gelmesin. Çarpılır o. Çarpılır ya. Ne cini ya? Beyin sömürülmüş. Enerji yok ya. Enerji yok ki. Akşam evde dım 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 dım. Arabada düm güm 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 güm. Ondan sonra kendi odasında. Kızım hadi bir gelsen sofrayı kursan. Hayır anne. Nasıl kalkacak televizyonda? Çünkü niye? Bilgisayarında, laptopta, Facebook'ta o filmi seyretmiyor, filmin içine giriyor. Orada kraliçe oluyor, krallar oluyor, araba neler oluyor. Anne de bağırıyor, gel buna şıkkikal sofra kur. Ulan kral iken gel de sofra kur. Gelir mi sofraya şimdi? Acayip bir şey. Aşağıda, arkada da bir şey yoksa. O çayı almış, kahveyi yarın almış, o tekisi salonda, o tekisi mutfakta, o tekisi ben bilmem, balkon. Hayat mı bu ya? Cehenneme girmeden cehenneme girdik işte. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. Cehennem işte, hususi cennet ve cehennem bu işte. Almış o kahvesi odasında, o almış çayını mutfakta, o almış salonda, o bilmem odasında. Ortada hiç kimse yok. Lan ortaya bir sergi serin, sofra koyun, bir mısır patlatın. Bir kestane pişirin, ne bileyim bir patates koyun ortaya. Beraber bir şeyi yapın, beraber paylaşın, beraber yiyin. Sofra bezi mutlaka koyun. O hudutları tayin ediyor. Mutlaklığı muayyenleştiriyor. Uhuvvete sebep oluyor. Mesela al çayını, anın orada, oğlan orada, baban orada. Gene zevk olmuyor. Gene odaya nispeten iyi de. Lan bir yer, yakın yeri gelin ya. Evinizde yer darsa öpün de başınıza koyun. Bir de bulamazsınız bu nimeti. Koca koca evlerde bir karı koca kavga ediyor ya. Eskilerimiz 60-70 metrekareli bir yerde 4 tane kardeş büyüyordu. Çoluk çocuğuyla beraber. Allah Allah. Bu mesele yanlış şahsa taluk etseydi ben cidden nefsi emaremi tam kırmak için ona minnettar olurdum. Mesleğimiz bu zamanda Hakk'a hizmet, bütün terkenalet olabileceğini katı kanaatimiz olduğu gibi 20 senedir nefs-i emmarem ister istemez o mesleğe itaata mecbur olmuş. Risale-i Nur ve mukaddematları buna bir ücret-i katiadır. Fakat garaz bir ve inat ve bir nevi taassub-u mesleki ihsas eden ve esrar-ı mesleği İnşa suretinde gelen itiraz ve ayıplara karşı eski Said lisanıyla derim. Mesela usta da ona diyor ki telaş eden öğretekine yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil diyor. Tamam. Yani bazıları böyle şeydir. İslami temsilcilik rollerinde. Mesela düşünün ya bu kadar alem İslam Suriye'de, Çeçenistan'da, Libya'da tamam mı? Bak bunlar sokaktan buldu canlarını ya. Adam vatan için, namusu için, her şey için canını feda ediyor. Biz aman ha. Lan bir savaştığımız da yok, menfaat yok. Ya bu böyle yani. Usta böyle mücadele ederken bir zat şimdi söylemek zorundayım yani. Başka şey bir şey yok. O yaşlı zat Şeyh Hakemi bunları bırakıyor. İslami camiler satılıyor, kireye veriliyor, yıkılıyor. Bunlara bir laf etmiyor. Said Nursi diyor, Risale-i Nur'la enaniyet gurur kibir yapıyor diyor. Ya şimdi görüyor musun yani? Ustad diyor ki, işte meydan en ulamadan, en büyük veliden tut, ta en dinsiz filozoflara ve muadik, yani Çin ve Rus komünist şeye vermiş, filozoflara Risale-i Nur vermişler ki, bir ata bul diye bilirkişi heyetinde bulamamışlar. Türkiye'de zındık var din süsü altında. Bakın dedi, din adına bir şey var mı? Yani bir suç bulun,
millet için gösterelim diye. Bulamıyorlar. Tamam. Şimdi bu adam kalkıyor birinci şua Kur'an'ın işaretleriyle Risale-i Nur'a ve hizmeti teşvik eden ayetler var. Risale'ye işaret ediyor. Diyor ki mesela her asra bakan ayetin makamları, mertebeleri var. 33 ayetten bahsediyor. Evet, 33 tane. Şimdi Said Nursi diyor ayeti kendisine çevirdi diyor. Peki onun karşıtı olan İslam eti yıkanları onun mefhumu muhalifiyle o ayet saraten diyor. Saraten İslam'ı tahribata bakarken mefhumu muhalifiyle onu tamir eden zata bakıyor veya hareketine bakıyor. Onu diyor ki böyle yapıyor. Yani çok acayip ya. Şimdi boşuna dememiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir milletin uleması yani öndekileri bozulmadıkça bozulmaz. Yani usta böyle acayip garip yani fark değil yani. Bir olmaları gerekirken, bir olmamız gerekirken o onun şeyini onun, ya tek bir hedefimiz olacak. Teferruata daldırmayacaksın. İslam kardeşim nasıl hizmet edersen et ya. Ya haram olmasın yeter ki et ya. Elif mi öğreteceksin? Tefsir mi öğreteceksin? Maddi manevi kendimizi inşa edeceğiz. Yani hizmet ederken kendimizi kuruyoruz yani. Başkasına bir şey yapmıyoruz. Bırakın İslamiyet'i kurtarmaya. İslamiyet de kurtulmaya çalışır. Hizmeti bırakın kurtarmaya. Hizmetin böyle bir ihtiyacı yok. Hizmet de kurtul. İslamiyet'i, Kur'an'ı kurtarmayı bırak. İslamiyet de kurtul. Kurtul yani. Küfre taraftar olma. Bir iki tane güzel şeyleri görerek aldanma. Veya güzel şeyler dediğimizde onların söylediği. Bakalım hakikatte var mı? Bir hakiki tarihi, hakiki Çanakkale tarihini okuyun bakalım. Başkomutan kimmiş? Başkomutan kimmiş bakayım Çanakkale'ye bakın. Bazılarının bildiğimiz gibi adı sarı bile yok hakikatta. Ulan Alman. Alman yani başkomutan. Bak bakayım ne kadar kahramanlarımız var. Adı sarı yok. Gidin Çanakkale'de oradaki taşlara, mezar taşlara bakın. Hakiki tarihlere bakın. Tarihinizi öğrenin, öğrenmek zorundayız. Bilmemiz lazım. Kullanıyorlar bizi. Kullanılmaya fırsat verme. Aldanma. Affedersin, çok özür dilerim ama maalesef öyle. Eşek olma, sana semer vuran çok olur. Bil yani, tarihini oku. Mektepte verilen bize tarih. Bak bakalım ne kadar doğrudur. Adam reisi cumhur demiş. Mekteplerde hakiki tarih okutacağız diyor. Peki ne demek istiyorsun? Şu andaki tarih nedir? 2017 mi? 2016 Haliç Üniversitesi'nin açılışında reisi cumhuru konuştuğu kelimeyi söylüyorum. Bu okullarımızdaki müfredatı değiştirip hakiki tarihi öğreteceğiz. Peki şimdiki tarih ne demektir? Adama sorarlar değil mi? Biliyor. Yani biliyor ama gücü yetmiyorlar. Sen de bileceksin. Yani bize okutulan bunlar tarihi ne kadar doğru. İstanbul işgali 1918 İngilizler etmiş değil mi? İngiliz işgali. Peki İngiliz savaş yapmadan niye gitti? Bir sor kendine. Bir iz takip et. Niye gitti? İngilizler niye işgal etti? Bir şey almak için. Hem almadan mı gitti? Demek aldı. Ne aldı? Onu bak. İşte meydan en mutasip ulemadan ve en büyük veliden tut ta en dilsiz filozoflara, mudakip hükemalara Risale-i Nur'daki davaları ispat etmeye hazırım. Hem de ispat etmişim ki benim mahfuma ve idamıma mütemadiyen çalışan zındıka filozoflar ve mülhitler o davaları ceredemiyorlar ve edememişler. Şurayı da okuyayım, keseceğim. Ve la teşteru bi ayati semenen kalile ayetindeki şiddeti tehditkaraneye ne hilaya mazar olup saadet ebedi zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli hot furuşane, sakil, ağır riyakaren bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi cüzinin hatırı için İhlaslı kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz
hem hizmet-i Kur'an'ın hizmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Başka bir konu değiştirdi. Mesela hizmet ediyoruz. Ama bu hizmetin bir usulü var yani. Yemek yapmanın bir yöntemi var. Araba sürmenin bir kuralı var. Polisim bana dediği gibi. Ya niye böyle dedi, buraya yanlış yola girdin? Hiç unutmuyorum. Ondan sonra 15-20 sene var. Ya ben buranın acemisiyim dedim. Dedi ki trafik her tarafta aynı dedi. Trafiğin acemisi değilsin ki dedi. Sokağa girme yok dedi. Gir. Sen niye girdin diyor. Ne alakası var diyor. Haklı. Tamam. Şimdi hizmetimizin de bir kuralı var. Hizmetin evde evin yönetmeni, baba olmanın, anne olmanın, evlat olmanın, kardeş olmanın bir şeyi var, bir ölçüleri var, kaideleri var. Peki biz onu bozarsak temsil etmiş olduğumuz makamı ve o ifade etmiş olduğu hizmeti alt üst etmiş oluruz. Peki onun bedelini nasıl ödeyeceğiz? Babaysan, evlatsan sana bir sorumluluk yüklenmiş. Bana ben diyemezsin. Ne olursa olsun siyasi bir yerdesin, kurumsal bir yerdesin, iş yerindesin, evdesin. Sana yüklenmiş sorumluluk almamız lazım. Sorumluluğu alacaksın. En büyük sorumluluk sorumluluğu almamaktır. Sorumlu olduğunu aldı. Vazifen var ya. Hala bu yaşta mesela anne babaya yüklenmiş mesela. Kaçtığından beklemek. Böyle tuhaftır ya. Değil mi? Üçüncü sual. Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevap. Yani bazı paşalar, bazı kişiler, bazı siyasi liderler hata yapıyor. Niye peki Türkiye'ye genellendi? Niye bu bela onun hatası bize de mal oldu? Üç satır. El cevap. Umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser insanların nasıl o zalim eşhasın harekatını fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eden musibet tamiye sebebiyet verir. Ne biliyor musunuz? Yani bir kısım böyle vatan, millet, bayrak düşmanı hani birkaç ya az tarihten beri nasıl muvaffak olmuş yani? Böyle bir bakıyorsun vatan hainleri nereden çıktı ya? Nasıl oluyor yani? Sonra bakıyorsun da garibime gidiyor. Vatanı şey müdafaa ediyorsun. Bizim orada ne işimiz var? Ondan sonra oralar hep bizim diyani Suriyeliler falan. Hep. O annem İstanbul'un şey, merkezi Şam-ı Şerif. Bize ait. Bizim orada ne işimiz var? Diyor. Şuraya bak yani. Bizimdi ya. Bizim yerimizdi. Şimdi Yunanistan adalar. Lan bizimdi ya. Türkiye'nin ne işi var? Diyor lan. Bizim. Evin yanı yanıyor. Niye, ne işimiz var? Bir şey var ya. Yunanistan'daki tane şehir ya. Edirne'de bitişik. Neydi o? Gümülcü neyle? Kavala. Köstancı. Kavala var. Yok yok. Gümülcü ne? Başka bir şehir de var. Meşhur. Kırca. Kırca Ali. O Bulgaristan'da. Ya Yunanistan'da bir tane de şehir var. Ben de çok giderim ya. Ondan sonra orada ne işimiz var diyor. Şimdi Halep'te ne işim vardı lan? Bizim oralar. Bizim, yani İslami bölgelerde İslam yani Müslümansa bizim hududumuz yok ki. Oralar bizim. Peki ne yapıyoruz? Niye girdin buna? Kardeşim zalim eşhasın harekatına zalim olduğu halde ya fiile taraftar olursan ya onlarla hareket edersen veya fikren taraftar olursan veya onun gibi olursan en son onlardan olursun. Halkın ekserisine göre de Allah muamele ediyor. Biz buna müstahakız diye kadere fetva veriyorlar. Temsil de lüzumlu diyor böyle bir şey. Tabii canım. Şimdi bu lazım diyor. Bu nereden çıktı diyor. Ulan biz Müslümanız ya. Müslüman orada açsa biz duramayız ki ya. Komşusu açken değil mi? Burada tok olan bizden değildir diyor. Ondan sonra Müslümana niye ekmek veriyorsunuz diyor. Avrupa'nın her tarafına gezip dolaşırsınız. Tam her türlü melanet yaparsın. Ömreye gitmeye Araplara para mı yedireceksin diye. Acayip bir şey ya. Hac'a gidiyorsun İslam'ın bir yeri. Paris'e gidiyorsanız da gezin. Maç'a gidiyor ya. Bugün aynı lafı bana bir İslam söyledi. O Araplara niye para yedirdin diye. Aynen bak şuraya bak. Ya Fransa'ya
Eyfel Kulesi'ne gideyim diye ben biliyorum ya, grup gidiyor ya. İsrail ise Mescid-i Aksa'ya gelmesinler diye Türkiye'ye 40 yerden sıkıntı yapıyor ama gelmesinler diye. 4-5 saat havalimanında tutuyor. Şimdi öyle yapamıyor çünkü Yahudilere de Türkiye yapınca şimdi öyle yapmıyormuş. Çünkü Türkiye'den oraya giden çok yok. Onlar burada çok Yahudi. Aynısını bunlar yapınca vazgeçmişler. Mescid-i Aksa'ya gir. Mescid-i Aksa'da ne işimiz var? Ya sen Müslüman değil misin ya? Senin kalbinin attığı yer ya, senin ilk Kabe şeyindi, kıblendi. Yani ilk değil, ikinci kıblen. Birincisi Kabe'ydi, hep birinin Kabe'ydi. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın ilk inşa ettiği mabettir. İkinci, birinci değil ya. Sonra Mescid-i Kudüs, Mescid-i Aksa sonra oldu. Adem Aleyhisselam'ın ilk inşa ettiği yer, İbrahim Aleyhisselam vesaire, orasıdır. Şimdi orada ne işimiz vardı? Oraya git. Peki sen Fransa'ya, Kanada'ya, Amerika'ya gezmeye gittiğin zaman elin gavuruna paraları ne harcıyorsun diyenin var. Adam öyle hür diyorsun. Bak geziyorsun. Bir şey diyor mu? Sanki benim paramı sen mi kazandın? Niye Araplara para yediriyorsun diyor. Sen kime yediriyorsun? Ya acayip bir şey ya. Peki niye başımıza geliyor dedi. Biz diyor böyle zalim eşhasın harekatına, sistemine, zatına ya taraftar oluyoruz, ya onaylıyoruz, methediyoruz veya onlar gibi yaşıyoruz. En son inandığımız gibi değil de yaşadığımız gibi inanmaya başlayınca onlardan oluyoruz. Başımıza da bu bela geliyor. Sessiz kalıyorsun. Ha? Sessiz kalıyorsun. Sessiz kalıyorsun. Yapman gerekeni yapmamak da suçtur ya. Vatanına, memleketine, bayrağına, mukaddesatına, örfüne, anneannene sahip çıkacaksın ya. Ne Ermeniye, ne Yahudiye, ne Rumlara teslim etmeyeceksin. Ama hiçbir tane Ermeni, Yahudi, Rum, ben Rum'um demiyor. Türk olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türk derken milletçilik, Kürt mü değil. Yani bu vatan kastediyor. Adam öyle çıkıyor. Böyle baktığın zaman o Ermeniler ne oldu? Nasıl Türk vatandaşı oldu biliyor musun? Ondan sonra şimdi çıkıyor siyasi ya milletvekili diye bakandır. Vay be vatan millet Sakarya. Bir bakıyorsun bir tuhaf vatanını da satıyor teki tarafta. Ya Kutu Emare var ya şimdi filmi var. Bana değil filmi, bunu niye söyledin diye ben hesaba çekildim. 98 yaşında film var. Kutu Emare var ya, İngilizlerin en büyük mağlubiyeti. Irak'taki. Onu diyor, Lozan'da şarttır. Mekteplerinizde, nesillerinizde bunu söylemeyeceksiniz. Öyle bir şey. Camiyi ben mi kapattım? Peki hiç düşündünüz mü? 40 seneden beri demir ceraz şeyler duruyor, tadilat var diye içerisinde. Tadilat şey var ya demirlerden böyle tatanın. Tadilat, 40 senedir tadilat olmaz mı? Tadilat vardır. Bir iki senede Çamlıca'ya dikti adam. 40 sene ya, 40 sene tadilat var, 40 sene. 40 sene. İnşallah 4 senede gitmeyecek. Tadilat bitecek. Ya o Ayasofya simgedir. Kiminse İstanbul onundur. İstanbul kiminse Türkiye de onundur. Ayasofya cami değildir. Cami gibi gözüküyor, kilise gibi gözüküyor. O güç simgesidir. İngilizler ne demiş biliyor musun? Ayasofya'yı bırakın, İstanbul'un istediğiniz yer kadar bir semt dahi bana gösterin, ben istimlak edeyim, satın alayım, vereyim. Hatta istediğiniz ondan 10 kat daha büyük Ayasofya yapayım, Ayasofya'dan vazgeçin. İsrail'in dediği gibi Mescid-i Aksa'nın 10 katını yapayım, bundan vazgeçin. Ayasofya bir simgedir. Yani bir şeyle, meclis kararı falan değil, kanunla değil. Vatanınıza sahip çıkın, bayrağınıza sahip çıkın, milletinize sahip çıkın. Mukaddesatınıza sahip çıktın. Ümmetçi olun. Milletçi olursanız ümmetçi olamazsınız. Allah Resulü senin inandığın peygamber 3 şeyi ayağının altına attı. 3 tane şeyi.
bir tanesini kan davasını, bir tanesi faizi, bir taneyi de ırkçılığı. Senin iman ettiğin peygamberin ayağının altına aldığı üç tane şeyi başınızın üzerine sakın almayın. Aldırtmayın. Dostlarınıza söyleyin. Peygamberimiz ayağının altına almış. Ne mutlu Müslümanın diyene. Biz ümmetçiyiz. Ümmetçiyiz. Bize o milletçilik yeter. İslam milliyeti bize yeter de artar elhamdülillah. Çünkü Allah Resulü ben ayağımın altına aldım diyor. Kim onu ihya ederse onun altına kalacak ya. Peki. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ الْفَاتِحَةِ